Değerli yarışseverler, 17 Aralık Cuma günü Kocaeli Kartepe İpodromu'nda toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve bu koşularda start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 2 numaralı Senna İstanbul'da iç pistte 1400'ü 1.32.5, 1000'i 5.6, son 400'ü 25.5 olan uzun bir galop yaparak idman pistinden ayrıldı. Üç numaralı Express Kitty 15 Aralık günü Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde bir kenter yaptı. Dört numaralı Olivia ekranlarımıza geliyor. 15 Aralık günü 400'ü 24.5 olan kısa düzlük sprinti yaparak çalışmasını tamamladı. Beş numaralı Princess Nazom 10 Aralık günü Davutsav idaresinde çalıştı. 636, son 400'ü 24 olan galobuyla da idman pistinden ayrıldı. Altı numaralı Madame Chernobyl 15 Aralık günü Turgay Çekici ile çalıştı ve bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Asenat 15 Aralık günü Şevhat Gökçe idaresinde çalıştı. 638, son 400'ü 23.6 oldu. Bir numaralı Altın Steps 800'ü 48.5, son 400'ü 23.6 olan yarış galobunu 15 Aralık günü Galip Kılıç ile gerçekleştirdi. 2 numaralı Red Knight 1200'ü 1.20, 1006.5, son 400'ü 27 olan uzun yarış galobunu 12 Aralık günü Galip Kılıç idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Six Life ekranlarımıza geliyor. 11 Aralık günü Bursa'da 1200'ü 1.18.4, 1000'i 5.8, son 400'ü 26.8 oldu. 5 numaralı Dream of My Love 15 Aralık günü Davutsav'la çalıştı. 636.5, son 400'ü 24 oldu. 6 numaralı Canimo 12 Aralık günü Tamer Ünlü Türk İdaresi'nde çalıştı. 1000'i 5.5, son 400'ü ise 25 oldu. 7 numaralı Serastro İstanbul'da 15 Aralık günü Mehmet Gündüz'le iç pistte çalıştı. 600'ü 38, son 400'ü 24.6 oldu. 8 numaralı Zeybek Flight 16 Aralık günü Bursa'da Aytek Dülger'le 400'ü 25.8 olan sprint yaparak idman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Kocaman Kızım 15 Aralık günü Caner Karademir idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Sweet Trouble 12 Aralık günü Mehmet Ali Aydın idaresinde 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Sweet Trouble'ın 1006.5 son 400'ü 27 oldu. 1 numaralı Topuklu FM, içte Yüce Dağlı isimli safkan vardı. 12 Aralık günü Mehmet Ali Aydın'la çalıştı dışta önde olan Topuklu FM. 1000'i 11, son 400'ü 27 oldu. 2 numaralı Kara Çulha, Bursa'da 14 Aralık günü Ersan Yalçuva ile çalıştı. 857, 400'ü 28.6 oldu. 1 numaralı Arslan Şahin'i 15 Aralık günü Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde kenter yaparak son çalışmasını tamamladı.
4 numaralı Chemi Bici ekranlarımıza geliyor. 15 Aralık günü Okan Akyel idaresinde çıktığı pistte 800'ü 52, son 400'ü 24 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan 5 numaralı Gökbey, 15 Aralık günü Cuma Altunbaş'ta iç pistte çalıştı. 1007,5 son 400'ü 26.8 oldu. Altı numaralı Horsey, 11 Aralık günü Okan Akel idaresinde 1005,5 son 400'ü 24.4 olan yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı. On beş Aralık günü Sermet Altındağ idaresinde İstanbul'da 637,424.2'lik bir galop yapan Phantom Lord ekranlarınıza geliyor. Dışta 9 numaralı Nilyeli, içte Last Visit var. 12 Aralık günü Yusuf Aktaş'la 1005, son 400'ü 24.4 oldu. On numaralı Update, 12 Aralık günü Caner Karademir idaresinde 1200'ü 1.20, 1006,5, son 400'ü 26 olan uzun yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı. Bursa'da hazırlıklarını tamamlayan 2 numaralı Miss Burgas'ın 600'ü 40, son 400'ü 26 oldu. İçte 3 numaralı Vanga, dışta Kuğu Güzeli vardı. 16 Aralık günü Nurettin Şen'le Bursa'da çalıştı 3 numaralı Vanga, 400'ü 30, son 200'ü 15 oldu. Beş numaralı Ege Şah, 15 Aralık günü Okan Akel idaresinde 600'ü 41, son 400'ü 26 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. On iki Aralık günü Fırat Arslan idaresinde piste çıkan 6 numaralı Çilek Kokusu, 1016, son 400'ü 29.4 olan uzun galobuyla son çalışmasını tamamladı. Yedi numaralı Durulay, Mehmet Ali Aydın idaresinde 10 Aralık günü 600'ü 43.4, son 400'ü 28 olan galobuyla ekranlarınıza geliyor. Dokuz numaralı Rüçhan, 15 Aralık günü Fırat Arslan idaresinde 600'ü 41, son 400'ü 26.5 olan galobuyla idman pistinden ayrıldı. On beş Aralık günü Mehmet Ali Aydın idaresinde piste çıkan 10 numaralı Amira, 858,5 son 400'ü 29 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. On bir Aralık günü Bayram Şanlı ile Bursa'da 1200 metrelik uzun bir galop yapan 2 numaralı Emir Soy ekranlarımıza geliyor. 1200'ü 1.26.7, 1010.7, 400'ü 26.4 oldu. 4 numaralı Ege'nin Aslanı, 12 Aralık günü Burak Akçay idaresinde 1013, 428 olan uzun galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Uzun Bey, 12 Aralık günü Caner Karademir idaresinde çıktığı pistte 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Uzun Bey'in 1014, son 400'ü 28 oldu. 'Bursa'da bu yarışa hazırlanan 6 numaralı Roman Olur, 12 Aralık günü Okan Gökçe ile 856, 427,5 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 'Bursa'da hazırlıklarını tamamlayan 7 numaralı Acı Dilli Fatih, 14 Aralık günü İrfan Yakut'la sabahın erken saatlerinde 1000 metrelik bir galop yaptı, 1013,3, 400'ü 27.7 oldu. 8 numaralı Barskan, 14 Aralık günü Okan Akel idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı.
İçte 1 numaralı Master of Puppets, dışta ise Black Rock vardı İstanbul'da. 13 Aralık günü Mehmet Kaya ile çalıştı. 1200'ü 1.14, 1000'i çift 0.8, son 400'ü 23.2 oldu. Bursa'da 13 Aralık günü İsmail Dinar idaresinde piste çıkan 2 numaralı Agustin'in 1000'i 4.7, son 400'ü 24.5 oldu. Üç numaralı King of the South 15 Aralık günü Sadık Kurt'la İstanbul'da iç pistte 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 49.8, son 400'ü 24.5 oldu. Beş numaralı Steel Empire 15 Aralık günü Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde çalıştı. 600'ü 38, son 400'ü 24 oldu. Altı numaralı Win Win 7 Aralık günü Mehmet Emin Aydoğdu ile çalıştı. 638, son 400'ü 24.6 oldu. Yedi numaralı Necros 638, 424.5 olan yarış galobunu 12 Aralık günü Fırat Arslan'la gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı King Chacha 15 Aralık günü Davutsav idaresinde 1000 metrelik uzun bir galop yaparak bu koşuya hazırlandı. King Chacha'nın 1000'i 3, son 400'ü 25 oldu. İki numaralı The Last Line 15 Aralık günü Mehmet Emin Aydoğdu ile bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Üç numaralı Barf Boy ekranlarımıza geliyor. Galip Kılıç'la 15 Aralık günü çalıştı. 637.5, son 400'ü 23.5 oldu. Dört numaralı Circle of Life 11 Aralık günü Yusuf Aktaş idaresinde 1200'ü 1.20.5, 1000'i 6, 400'ü 25 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. Altı numaralı Jimmy Jeep 15 Aralık günü Mehmet Emin Aydoğdu ile bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Dokuz numaralı Line Adil Mehmet Emin Aydoğdu ile 15 Aralık günü 1200'ü 1.19, 1000'i 5, son 400'ü 24.5 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. On numaralı Escaladus 12 Aralık günü İstanbul'da çalıştı Tolgan Keresteci ile 1003.2, 400'ü 25.5 oldu. Bursa'da bu koşuya hazırlanan 1 numaralı Çağlayan Şelale 12 Aralık günü Okan Gökçe ile 800'ü 58.5, 400'ü 28.5 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan 4 numaralı Eser Alp 15 Aralık günü Sedat Çiftçi ile 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 55.5, son 400'ü 27.5 oldu. Ortada 5 numaralı Özbilgin, en içte Tektaysoy, en dışta Larende vardı. Özbilgin'in 600'ü 40.6, 400'ü 26.2 oldu. Şu anda ikinci sırada potayı geçiyor. Bursa'da Fatih Akbulut'la çalıştı. 6 numaralı Bir Ömür 15 Aralık günü Fırat Arslan idaresinde 430 olan kısa düzlük sprinti yaparak Cuma günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Ozan'ın oğlu 12 Aralık günü Okan Akel idaresinde 1000'i 16.5, son 400'ü 29 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 15 Aralık günü Fırat Arslan idaresinde piste çıkan 10 numaralı Şanslı Kafkas'ın 600'ü 41, son 400'ü 26.8 olan yarış galobunu izliyorsunuz.
13 numaralı Atan Erhan 15 Aralık günü Galip Kılıç idaresinde bu yarış için yapmış olduğu 600'lü 41, son 400'lü 26 olan galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 16 numaralı Sarraf Şah 12 Aralık günü Burak Akçay idaresinde 1000 metrelik uzun bir galop yaparak bu koşuya hazırlandı. Sarraf Şah'ın 1012, 400'ü 28 oldu. Sevgili yarışseverler, Cuma günü Kocaeli'de start alacak olan Safkanların idman pisti görüntülerini izlediniz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.